Benim Rotam programından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün neredeyiz? Bugün İznik'teyiz. İznik küçük ama çok mütevazi bir kent. Çünkü tarih kokan bir dokusu var İznik'in. Dolayısıyla hem İznik'in tarihini hem doğasını hem Çin'isini birlikte keşfedeceğiz. İznik ilk Türk başkenti olarak geçse de aynı zamanda Vatikan'ın kutsal kabul ettiği kentlerden bir tanesi. Ve dolayısıyla bizler de bütün bu tarihi yapısını, bütün bu tarihi geçmişini derlediğimiz programımızda İznik'i gezeceğiz. Benim rotam başlıyor efendim. Buyurun. Helenistik çağ, Roma, Bizans ve Osmanlı yerleşimi olan İznik için bir açık hava müzesi desek yalan olmaz. Çünkü başta şehir surları olmak üzere tüm bu medeniyetlerden izler taşıyan anıtsal yapılar hala ayakta. İznik'teki yerleşik hayatın tarihi M.Ö. 7. yüzyıl öncesine kadar uzanıyor. O zamanlar Helikore adındaki yerleşim M.Ö. 7. yüzyılda Trak kavimlerine ev sahipliği yapıyor. M.Ö. 316'ya geldiğimizde şehir Makedonya İmparatoru Büyük İskender'in generallerinden biri olan Antigonos tarafından yenileniyor ve adı da Antigonos'a ithafen Antigoneia oluyor. Gel gelelim Büyük İskender'in ölümünden sonra General Antigonos ve İskender'in başka bir diğer adamı General Lysimachos arasında çıkan savaşta şehir Lysimachos'un eline geçiyor ve o da şehre karısı Nicea'nın adını veriyor. Nicea M.Ö. 293 yılında Britanya Krallığı'na bağlanıyor ve Roma'nın klasik şehirlerinden biri oluyor. İznik'in Çin ili güzeli Yeşil Cami için İznik'in sembolü diyebiliriz. 1. Murat'ın sadrazamı Çandarlı Halil Paşa tarafından yaptırılan cami, Osmanlı'daki ilk örnek olan mermer mihrabındaki taş işçiliği, en önemlisi turkuaz, yeşil ve mor renkleri Çinlilerle bezeli olan minaresiyle dikkat çekiyor. Aslında bu cami tek başına değil, içinde hamamı, medresesiyle bir külliye şeklindeymiş. Fakat ne yazık ki külliyenin diğer yapıları bugüne ulaşamamış. Zamanında Yunan işgalinden zarar gören cami, Cumhuriyet'in ilk yıllarında onarılıp daha sonra da 1956-1969 yılları arasında restore edilmiş. En son 2015 yılında yeniden restorasyona alınmış. İznik'in tarihi dokusundan bahsetmiştik sizlere. Birçok yer gezeceğiz bugün. Öncelikle Yeşil Cami'deyiz. Burayı bize gezdirecek çok kıymetli, çok değerli bir isim var yanımda. İznik Çiniciler Derneği Başkanı İbrahim Bardakçı bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Buranın tarihçesi hakkında neler söylersiniz bize? İznik'in simgesi erken Osmanlı döneminin tek kubbeli muhteşem bir mimari yapısı olan İznik Yeşil Cami'nin önündeyiz. 1378-1391 yılları arasında Candarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından Mimar Hacı Musa'ya yaptırılmış olan tek kubbeli İznik'in simgesi olan Yeşil Cami. İsmini de minaresindeki yeşil ve turkuaz renkli çinilerden almaktadır. Şu anda 600 küsur senedir ibadete açık olan bir camimiz. İçerisinde sütun ve kesme mermerle kaplıdır. Sadece Çinlerin minaresinde olup içinde Çin'i olayı yoktur. Tabii camilerimiz 1920 senesinde İznik Yunan işgaline uğradıktan sonra Yunanlar buradan giderken bütün bizim camilerimizi, kendi ibadethanelerini, bizim ibadethanelerimizi yakıp yıkıp gitmişler. Yeşil Cami'de tabii bunlardan bir tanesi. 1967 Adapazarı depreminden sonra hasar gören minare daha sonra restore edilip orijinaline uygun olarak yerine getirilmiştir.
Aslında 1388 yılında Sultan 1. Murat'ın annesi Nilüfer Hatun'un adına bir imarethane olarak yapılan Nilüfer Hatun İmareti 1960'tan beri İznik Müzesi olarak kullanılıyor. Müzede İznik ve çevresindeki arkeolojik kazılardan çıkan buluntular, bahçesinde ise Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait lahitler, kabartmalar, amforozlar, mezar taşları sergileniyor. Şimdi ise yine Osmanlı zamanından kalma bu arkamızda gördüğünüz mimari eserden bahsedeceğiz sizlere. İznik Müzesi olarak biliniyor şu anki adıyla ama Osmanlı zamanında Aşevi olarak kullanılan çok özel, çok değerli bir yapı. İbrahim Bey, bize de yine burayı anlatabilmeniz mümkün müdür acaba? Doğrudur. Şimdi arkamızda gördüğünüz mimari yapı 1388 yılında 1. Murat'ın annesi adına yaptırdığı bir hayır kurumudur. Nilüfer Hatun İmareti olarak bilinen, fakirlere yemek dağıtılan yer Aşevi. 1965 senesinde de restore edilip İznik Müzesi olarak günümüze kadar hizmet vermekteydi. 4-5 senede de restorasyon çalışmasından dolayı içeri girme şansımız yok. Mimar yapısı Osmanlı'da olduğu gibi yine bir sıra taş, 3 sıra tuğla. Yukarıdan bakıldığı zaman ters T tipi mimari yapısı olarak bilinen İznik'in en gözde tarihi mekanlarından bir tanesi. Hristiyanlığın en önemli üç şehirlerinden biri İznik. İznik, Hristiyan dünyası için önemi ise çok ayrı. Çünkü burası Hristiyanlığın ilk ekümenik konsilisinin toplandığı yer. Yani başka bir deyişle, milattan sonra 325 yılında tüm dünyada 228 piskoposun katıldığı ve Hristiyanlık dininin temel ilkelerinin tartışılıp karara bağlandığı yer. Hristiyan aleminin ilk dini toplantısı ve İznik'te gerçekleştirilen konsil ise İmparator 1. Konstantinus'un da katıldığı bilinir. Konsil Sanatüs Sarayı'nda toplanır ve iki önemli konuyu masaya yatırır. Bunlardan biri Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olup olmadığı konusudur. İskenderiye'den katılan din adamı Arius'un ortaya attığı tez, İsa'nın sadece insan olduğu ve Tanrı'nın oğlu olmadığıdır. Ama bu tez konsildeki diğer piskoposlar tarafından kabul görmez. Böylece toplantı sonucunda alınan karar ile bugün dahi geçerliliğini sürdüren Hazreti İsa'nın Tanrı'nın olduğu inanışı genel geçer hale gelir. Toplantıda konuşulan ve karara bağlanan konulardan biri de Paskalya Bayramı'nın tarihidir. Daha sonra 787 yılında bu sefer İznik'teki Ayasofya Kilisesi'nde 7. konsil toplanır. Bu konsilde de Hristiyanlık'taki o dönemde görülen resim düşmanı görüş son bulur. Resim ve heykeller üzerindeki dini yasaklar kalkar. İznik Hristiyanlık için böylesine mihenk taşı olan toplantılara sahne olduğundan 1962 yılında Vatikan'da toplanan 19. konsülde Papa tarafından Kudüs ve Vatikan'dan sonra dünyadaki 3. kutsal kent ilan edilir. Şimdi ise içinde bulunduğumuz bu tarihi yapı Türkiye'de 3 tane bulunan camilerden bir tanesi. Ayasofya Camisi'ndeyiz şu anda. Yine Ayasofya Camisi ile ilgili de birçok anlatılacak tarihi bilgi var. Dolayısıyla yine İbrahim Bey'den öğreneceğiz burayla ilgili detaylı bilgileri. İbrahim Bey, neler söylersiniz Ayasofya ile ilgili bizlere? Şimdi Ayasofya dediğiniz gibi Türkiye'de 3 tane olan mekanların bir tanesi. Kelime grubu da kutsal bilgiler, kutsal mekan anlamına gelen bir yer. Hristiyan dini açısından en bir merkez. İznik'in tam merkezinde olun. İlk önce 4. yüzyılda eski bir tapınak kalıntıları üzerine yapılmış bir mimari yapı. Daha sonra İznik'teki oluşan büyük depremlerle yıkılmış ve son olarak da 11. yüzyılda İmparator Justinianus tarafından 3 nefli bazilika tipinde inşa edilmiş olmaktadır. İznik'teki iki büyük konsil var. Birincisi ve yedincisi. Yedincisi olan Hristiyan dininin 7. konsilinin toplandığı, milattan sonra 787 yılında toplandığı yerdir Ayasofya Kilisesi. Burada önemli kararlar alındığı bir yer. Daha sonra Orhan Gazi'nin 2 Mart 1331'de İznik'i aldıktan sonra camiye çevirdiği bir mekan.
Osmanlı padişahlarına bir gelenek vardır. Fethettikleri yerin en kutsal mekanını camiye çevirme gibi bir gelenekleri var. Bunun da iki sebebi var. Bir, kapalı mekanda namaz kılmak için, bir de güç göstergesidir. Daha sonra İzlik'teki camiler yapılmaya başladıktan sonra Orhan Gazi buradaki cemaati dışarı çıkıp daha fazla onların mabedine zarar vermesin diye cemaati dışarı çekmiştir. Burası ilk yapıldığı zaman tabi buralarda sütunlar olması gerekiyor. Camiye çevirdikten sonra sütunların yerine bu kemerler yapılıp tam bir cami görüntüsü verilmiştir. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında mimarisine de dış tarafa bir minare eklenip tam bir cami görünümü vermektedir. Şu anda Orhan Camisi, Ayasofya Camisi olarak da hizmete devam etmektedir. Hem gezi amaçlı hem ibadet amaçlı şu anda açık olan bir mekan. Hristiyanlar için de kutsal bir mekan sayılan bir yerdeyiz. İznik'in yüksekliği 10-13 metre, toplam uzunluğu 4970 metre olan şehir surlarının tam tarihi belirlenemese de genel olarak geç Roma döneminden kalma olarak kayıtlara geçirildiği söylenilebilir. Aslında İznik'teki ızgar şehir planı şehrin Helenistik çağa kadar uzandığının kanıtı ama o surlar o dönemden kalma değil. Depremler ve yaşanan savaşlar dolayısıyla surlarda o dönemden ne yazık ki eser kalmamış. Hatta çeşitli dönemlerde tekrar ve tekrar onarım geçirmiş. Üzerine eklemeler yapılmış. Şehrin 5 ana kapısının arasında Lefke Kapısı ve İstanbul Kapısı bugüne kadar ayakta kalan en önemli iki kapı. İki kapıda da benzer özellikler görülüyor. Kabartmalar, frizler, yazıtlar ve Roma zafer takı formu. Göl Kapısı kentin batı kapısı. Fakat bu kapıdan bugüne eser kalmamış. Surların bir diğer kapısı da Güney Göl Kapısı. Göle açılan kapının zamanında ayrı bir saraya veya iskele tarzı yapıya açıldığı düşünülmekte. Surların son kapısı ise Yenişehir Kapısı. Bu kapı savaşlarda en fazla zarar gören kapı olmuş. İznik'in 4 ana giriş kapısından bir tanesinin önündeyiz şu anda. Lefke Kapı'nın önündeyiz. Lefke Kapı'nın tarihçesiyle ilgili yine detaylı bilgi alacağız İbrahim Bey'den. İbrahim Bey, burayla ilgili neler söylersiniz? 4 giriş kapısı var dedik. Diğerlerini de gezme fırsatımız olursa gezeceğiz. Fakat önce burayı, sonra İznik'in de adının nereden geldiğiyle ilgili de kısa bir bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. Şimdi İznik etrafı 4 ana giriş kapısı olan 12 talih kapısı bulunan 144 burç ve 4970 metre surlarla çevrili bir yerleşim alanı. Şu anda arkamızda gördüğümüzde İznik'in 4 ana giriş kapısından bir tanesi olan Lefke Kapısı'nın önündeyiz. Lefke Kapısı 1. yüzyılda yapılmış bir Roma kapısı. 2000 senelik bir Roma yolu üzerinde bulunmuş olan Lefke Kapısı. İsmini de halk dilinde nereye açılıyorsa o isimle anıldığı için Osmaneli'nin eski adı Lefke'dir. Bilecik'in Osmaneli ilçesinin eski adı Lefke olduğu için, Lefke'ye açıldığı için Lefke adıyla anılmakta. Nereye açılıyorsa o isimle anılmakta olan bir kapı. İznik'in en muhteşem kapılarından bir tanesi şu anda. Bulunduğumuz yerde Orhan Gazi'nin İznik'e ilk giriş yaptığı yer değil mi? Hem yürüyelim hem gezelim isterseniz İbrahim Bey burayı da. Biraz da sizden tarihini dinleyelim buranın. Şu anda Yenişehir Kapı'nın önündeyiz. Bu kapının bir özelliği var.
Orhan Gazi'nin 2 Mart 1931'de İznik'e girdiği kapıdır. İznik'e giriş yaptığı kapıdır. Şu anda biz de Orhan Gazi'nin İznik'e giriş yaptığı kapıdan biz de şu anda İznik'e doğru yavaş yavaş giriş yapmış olalım. Giriş yapmış olalım. Eski tarihi canlandırmış olalım biz de. Şimdi ise arkamızda gördüğünüz heykelden anlayacağınız üzere Kırgızlar Türbesi'ndeyiz. İznik için burası da çok özel, çok önemli bir yer. Dolayısıyla yine İbrahim Bey'den burayla ilgili de bilgi alacağız. İbrahim Bey neler söylersiniz Kırgızlar Türbesi ile ilgili? Türkiye'de tek Kırgız Türbesi olan yer İznik'tir. Kırgızlar için burası çok önemli bir merkez. Kırgızlar 11. yüzyılda İznik'in fethinde ve Selçuklu Devleti'nin kurulmasında büyük katkı sağlamış Kırgızlar anısına Orhan Gazi'nin 2 Mart 1331'de izni aldıktan sonra Kırgızlar anısına yaptırdığı bir anıt mezardır. Aynı zamanda bir diğer adı sevgi anıtı olarak bilinmekte. Ve günümüze kadar gelmiş. Kentin kuzey surlarındaki bazı burçlar tiyatroya ait kesme taşlarla örülmüştür. Kentin savunması için tiyatro feda edilmiştir. Başta sahnesi olmak üzere oturma basamakları, dış duvarları, kemer ve tonozları onarılmayacak derecede tahrip olmuştur. Geriye kalan bölümler bir müddet yeni kapılarla kullanılmak üzere yerlerinden sökülmeye devam edilmiştir. Dikili taş veya diğer adıyla Beştaş, İznik'te Roma döneminden kalma, milattan sonra 1. yüzyılda Cassius Piliscus adına dikilmiş 12 metre yüksekliğinde bir anıt. Bir diğer isminin Beştaş olmasının nedeni üst üste Beştaş mermerden yapılmış olması. Üzerinde Yunanca yazıtlar var. En üstteki 6. taş günümüze ulaşamamış fakat o 6. taşın zafer tanrıçası veya kartal heykeli gibi özellikle bir figür olduğu düşünülüyor. İznik merkeze 7 kilometre yakınlıktaki Elbeyle köyü sınırları içerisindeki zeytin bahçelerinde bulunuyor. Şehrin merkezinden kolayca ulaşabileceğiniz bir mesafede dikili taş. Yine tarihi dokusu çok önemli olan bir mekana geldik. Dikili taşı görmek için şu an buradayız. Arkamızda gördüğünüz gibi yine buranın tarihçesini öğreneceğiz. Tarihini anlatacak İbrahim Bey bizlere. Cassius Piliscus adına yapılmış bir anıt mezar. 1. yüzyılda bir Roma dönemi eseridir. Bu güzergah İznik, İzmit, Nikya, Nikomedia yol güzergahında olan bir yerleşim alanında yapılmış anıt mezar. 5 taştan oluşuyor. Bunun üzerinde bir taşın daha olduğu rivayet ediliyor. Çift başlı kartal. Fakat şu anda günümüze gelebilen sadece 5 taş ve kaidesi. Şu anda günümüze gelebilen bölümleri bunlar. Mezar olarak bilinen yer altında değil, kaide şeklinde olan taşların içidir mezar olan kısmı. İmparatorluğunda 313 yılında Milano fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakıldı. Fakat fermandan önce yani Hristiyanlığın yasak olduğu yıllarda henüz 16 yaşında olan Aziz olan Neopitos Romalı bir asker tarafından İznik Gölü kıyısında öldürüldü. Antik kaynaklara göre Milano fermanının çıkmasından sonra Aziz Neopitos'un sevenleri onun adına İznik Gölü'nün yakınında bir bazilika inşa etti. Ve 2015'in en önemli keşifleri arasında görülen 1500 yıllık bazilikanın Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor. Sualtı ekipleri Aziz Neopitos'un adına inşa edilen ve sular altına gömülen bazilikayı her ayın 1. ve 3. cumartesi günü saat 2'de halk günü düzenleyerek tanıtmayı amaçlıyor. Çin sanatının tarihi ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara kadar dayanmaktadır. Bu da Çin sanatının 1000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları Çin'i mimari süslemelerde sıkça kullanmış, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Çin sanatında Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla yeni bir dönem başlamıştır. 15-17. yüzyıllar arasında Osmanlı mimarisinde
İznik çinisi önemli bir dekoratif unsur olarak kullanılmış ve büyük bir gelişme göstermiştir. Çini, cami, mescit, medrese, imaret, hamam, saray, köşk, çeşme, sebil, kütüphane gibi çeşitli eserlerde geniş bir kullanma sahası bulunmuştur. Türk mimarisinde ve süsleme sanatlarında çininin yeri büyüktür. Binanın ihtişamı ve güzelliği süslemeleriyle önem kazanır. Süsleme unsurları, o yapının sanat değerini ve estetik güzelliğini artırarak kalıcı olmasını sağlar. 16. yüzyılda İznik çinileri renk, kompozisyon, motif, teknik ve kalite yönünden tüm dünyanın beğenisini kazanmış ve ayrıcalıklı bir üne kavuşmuştur. İnanılmaz derecede bol çeşit ve kompozisyonların uygulandığı İznik çinilerinin tam bir desen repertuarını çıkarmak imkansızdır. Teknik üstünlüklerinin yanı sıra İznikli ustaların asıl etkileyici tarafları desen oluşturmadaki yaratıcı güçleridir. 1648 yılında Şam'a giden, İznik'e uğrayan ve İznik'i gezen ünlü seyyah Evliya Çelebi, İznik'te büyük bir çarşı ve çini fırınlarının bulunduğunu işaret eder ve şöyle der: "Burada insanı hayretler içerisinde bırakan çok renkli, nakışlı öyle çiniler işlenir ki tarifinden dil acizdir." İznik çinisinden bahsettik. Zaten dünyaca meşhur, herkesin bildiği bir şeydir İznik çinisi. Dolayısıyla biz de şimdi yapım aşamasını görmek üzere atölyeye geldik. Çok şirin, çok tatlı bir atölye burası. Yanımızda da Mesude Hanım var. Mesude Künen bizlerle birlikte. Efendim çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Tarihçesiyle birlikte hem dinlerken hem de görsel olarak sizlere eşlik etmemiz mümkün müdür acaba? Tabii ki. İznik Bizans seramikleriyle başlar. Yani çocukluğumuzdan beri sokaklarda dolaşırken seramik parçaları toplardık. Ekstra benim dedemler de çömlekçi bir aileden geliyorum ben. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin tamamını görebiliyoruz burada. En gelişmiş olarak İznik çinisi olarak ortaya çıkıyor. İlk önce kırmızı hamurla, yani şuradaki görmüş olduğunuz örnekle başlıyor. Daha sonra erken Osmanlı dediğimiz döneme geçiş dönemi var. Ve her birinin hem kendine has deseni ve hem kendine has renkleri vardır. Günümüzde de bu şekilde diğer atölyelerle beraber İznik çinisini üretmeye çalışıyoruz. Evet. Renklerden bahsettiniz. Osmanlı rengi olarak bilinen, kabul edilen turkuaz rengi çinilerde de çok gözlemlediğimiz renklerden bir tanesi, doğru mudur? Doğrudur. Aslında Osmanlı çinilerinde 4 ana renk kullanılmıştır. Mesela hiç sarı kullanılmamıştır. Kobaltımız, yani mavi beyaz dönemi dediğimiz ürünler vardır, baba nakkaş desenleri. Ardından yeşil ve turkuaz renk gelir ve en son naturalist çiçeklerde çıkan kırmızı vardır. Her dönemin renklendirmesi ve çizim teknikleri birbirinden farklıdır. Peki bu desenleri nasıl oluşturuyorsunuz? Nereden buluyorsunuz? Nasıl işliyorsunuz? Az önce gerçi gördük, kömürle işlediniz, doğru mudur? Kömür sürterek. Desenimizi bu tarzda bir aydınger kağıdına çizip sonra biz bunu tek tek boncuk iğnesiyle deliyoruz. Bunlar aslında klasik desenler. Burada uygulamakta olduğum desenin ismi de Şam dönemine ait olan bir desen türü vardır. Onu uyarlıyorum buraya. Evet. Şu an yaptığınız işlem peki kontürleme işlemi mi? Kontürleme işlemi. Bu işlemden sonra boyanacak. Boyandıktan sonra sırlanıp tekrar fırınlanacak. Evet. Dilerseniz siz de yapım aşamasındayken bizler de izleyelim sizleri. Ne kadar sürüyor bu işlemi yapmak ve bir bardak çıkarmak ya da bir tabak çıkarmak ortaya tamamlanmış haliyle? Ne kadar vakit alıyor? Ya her birinin aslında farklı farklı zamanları var. Bu bardağı yaklaşık bir saat içerisinde çıkartacağım. Sonuçta ilk aşamasından başladığımız zaman çininin aslında 60 günlük bir hikayesi var. Toz halinden başlıyoruz, onu hamur olarak yoğuruyoruz. Tekrar onu şekillendirip pişirerek şekilli bir taş haline getiriyoruz. En son sırladıktan sonra karşımıza bir 60 günlük bir serüveni çıkmış oluyor çininin. 2 ayda tam istediğimiz, evlerimizde kullanabileceğimiz, dekoratif amaçlı gerek mutfaklarda da tercih edilebiliyor. Tabaklar, bardaklar, bunlar ortaya çıkıyor, bu malzemeler. Aynen öyle. Peki. Ben sizin örneğinizi hazırlıyorum. Peki, teşekkürler. Hadi bakalım. Size düz bir satır yapalım. Evet, az önce bahsettiğimiz o desen çıkarma işlemini yapıyoruz şu anda. Evet.
Evet. O kadar incik cincik bir desen var ki şu an önümde. Umarım yapabilirim. Şimdi fırçamızı mümkün olduğunca dik tutuyoruz ve bu görmüş olduğumuz çizgilerin üzerinden bu şekilde geçeceğiz. Birer kere olmak şeklinde sanıyorum değil mi? Bir kere geçiyorum. Şimdi boyayı alırken uç kısmını sivriterek ve fazlasını burada bırakarak hı-hı devam ediyoruz. Yerleri değiştik şu anda. Ben çini yapmaya başladım. Kolay daha gelsin. Doğru, teşekkür ederim. Zor zanaatmiş. Şimdi size soracağım. Neler hissediyorsunuz? Elim titremesin diye dua ediyorum açıkçası. Çünkü hakikaten çok zor bir işlem. Az önce gördüğünüz eseri yapmaya çalışırken, daha doğrusu kontrolleme işlemini, böyle ufak kazalarda yaşayabiliyorsunuz. Bunlar da desen çıkartırken kömür kullanıldığı için atölyede. Olsun, bu da benim çinim olmuş oldu. Arızalığım olmuş oldu, evet. Dilerseniz devam edelim. Boyama işlemine geçmemiz mümkün mü şu an bu aşamada? Az önce yaptığınız bardakta bir de onu görsek çok mutlu oluruz. Bu boyaların özelliği ne peki? Bunlar sıraltı boyalar, oksit boyalar. Isı karşısında hem renk değiştiriyor ve ısı karşısında kaybolmamış oluyor. Renk değiştirmekten kastınız daha koyulaşıyor mu? Hem koyulaşıyor, mesela siyah sürdüğümüz şey maviyle çıkabiliyor. Koyu renkler açılabiliyor, açık renkler koyu olabiliyor. Ama inanılmaz zor bir işlem. Gerek boyaması, gerek kontür işlemi. Siz kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Ben yaklaşık 25 seneden beri bu işle uğraşıyorum. Çok uzun zaman. Hala bile öğrendiğiniz ya da keşfettiğiniz ya da taktik değiştirdiğiniz, stil değiştirdiğiniz yönleriniz mutlaka vardır, değil mi? Tabii ki çini sonsuz bir şeydir. Yani her safhasında yeni şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü ateşle olduğu için ateşin oyunu diyoruz biz buna. Evet, evet. Ama sonuçta ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Masada da ham olanlar var. Daha boyanmamış eserleri görebiliyoruz. Çok keyifli, çok güzel. Zaten rengarenk bir kere o insana mutluluk veriyor. Az önce terapi özelliğinden de bahsettiniz. Ben kontrolleme yaparken isterseniz onu da söyleyelim izleyenlerimize. Çünkü çini dediğimiz gibi sabır gerektiren bir işlem. Dolayısıyla çok ince işçilikle uğraşırken bu öfke kontrolü, terapi değil mi? Hepsi devreye girmiş oluyor. Aynen öyle. Hepsi devreye giriyor. Artı nefes düzenleyici, artı dinlendirici, sakinleştirici. Bir sürü güzel faktörü var. Düşünmüyorsunuz ve yapmış olduğunuz işe odaklandığınız için sadece onu düşünüyorsunuz. Ve zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Evet, dolayısıyla hobiye ihtiyacı olanlar çini boyamakta başlayabilirler. Çiniyi öğrenmelerini bizler de tavsiye ederiz. Ben küçük bir deneyimleme yaşadım bu konuyla ilgili. Biz çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ufak bir deneyim de yaşattınız bana. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Bu İznik'in güzelliklerini gezip görmek isterken aynı zamanda konaklamak da isteyebilirsiniz. İznik'te bunun için kalmanız gerekebilecek, daha doğrusu kalmayı tercih edebileceğiniz birçok güzel mekan var. Şu an içinde bulunduğumuz mekanın müdürüyle birlikteyiz. Bir otel müdürüyle birlikteyiz. Nail Karacan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Mutlu ettiniz bizleri. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bizler de çok mutlu olduk. İznik'i yakından tanıma fırsatımız oldu bizlerin de bugün. Dolayısıyla biraz turistik açıdan da değerlendirmek gerekirse, bizleri de turist olarak değerlendirirseniz nerelerde kalabilir? Daha çok nerelerden misafir ağırlıyorsunuz? İstanbul'a yakınlığı da söz konusu İznik'in. Dolayısıyla ulaşım da kolay. Bu açıdan değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Tabii ki şu anda ulaşım anlamında düşündüğünüzde özellikle köprü yapımından sonra epey bu anlamda hızlandı. Yerli turist olarak düşündüğümüz veya yerli misafirlerimiz olarak düşündüğümüz İstanbul'un özellikle Anadolu yakası, öyle söyleyeyim, köprüden sonra ulaşım çok rahat.
Trafiği tabii ki İstanbul trafiğini hariç düşünüyoruz bunu. Ama köprüden sonra İznik sadece misafirlerimizi 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika içerisinde ulaşabileceği bir alan haline geldi. Sessiz, sakin, temiz bir hava, güzel bir ortamda en azından misafirlerimiz burada rahatlıkla dinlenebiliyorlar, keyif yapabiliyorlar. İznik'te mutlaka gelindiği zaman hani bir yayın balığı tüketilmeli. Bir kere bu olmazsa olmaz diyelim biz. İznik'in çok büyük geçmiş bir tarihi var. Bu tarihle beraber o havaya solumak gerekir. İznik'in çarşısında mutlaka bir yürüyüş yapmak gerekir. Buna ilaveten İznik'in çinisi çok meşhurdur. Hepsi el yapımıdır. Bunların mutlaka gezilip görülmesi, ufak da olsa hediyelik eşya alınabilir. Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu tarihini işlediğimiz İznik kentindeydik bugün. Birçok tarihi yerini gezdik, doğasını gördük, sahillerini gezdik ve Çinisini tanıma fırsatımız oldu. Çok güzel bir kent İznik. Sizleri de buraya davet ediyoruz. Benim rotamdan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.